Herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızda olacağız. Şu anda dersimizin konusu iyonik bağ olacak. Daha önceden nelerden bahsetmiştik? Ünitemize başlamıştık ve e, kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırmasını yapmıştık. Kimyasal türleri tanımıştık. Hep birlikte şimdi de geleceğiz buradaki etkileşimlerden ilkine. Yani iyonik bağdan bahsetmeye. Neler göreceğiz peki Yonik Bağ'ın içeriğinde arkadaşlar? Lev sembollerinden bahsederek başlayacağız. Lev sembolleri sadece Yonik Bağ için değil. aşamalarda bir sonraki dersimizde Kovalent bağdan bahsederken de çok önemli olacak bizim için. Burayı anlamak aslında bu bağların yapısını öğrenmek için, anlamak için çok önemli olacak. Ardından iyonik bağ nasıl oluşuyor? Hangi tanecikler arasında oluşuyor ve ne gibi özelliklere sahip oluyor? Onlardan bahsedeceğiz. Ardından iyonik bileşiklerin kristal örgü yapısı diyeceğiz ve bütün iyonik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal bütün özellikleri aslında bu yapıdan kaynaklanıyor olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar hakkında yorum yapma şansına sahip olacağız ve son olarak bir tık ezberimiz olacak arkadaşlar burada. İyonik bileşiklerin adlandırmasını hep birlikte yapıyor olacağız. Peki bu dersi tamamladıktan sonra biz neler kazanmış olacağız? Arkadaşlar günlük hayatta sürekli karşılaştığımız tuz yapıları var. Hani tuz deyince aklımıza yemeğe serptiğimiz o sofra tuzu geliyor ama ee, aslında karşılaştığımız birçok farklı tuz var. Ee, doğada tuz olarak isimlendirdiğimiz birçok farklı bileşik yapısı var. İşte bunları aslında e, tanımlamış olacağız, tamamlamış olacağız, anlamış olacağız ve bunların e, yapıları ile ilgili özellikleri anlamlandırmış olacağız. Ardından da bu tuzların sahip oldukları bütün özellikleri biz aralarındaki bağlarla ve yapılarıyla aslında ilişkilendirmiş olacağız arkadaşlar. Tabii ki bu da bizi ödevlendirmeye götürecek. Madem dersimizi öğrendik artık ödevlerini yapalım diyeceğiz. İlk kaynağımız tabii ki sıfırdan 9'a kimya kitabımız olacak. Hepinizin elinde var. Hepiniz yarıladınız neredeyse bu kaynağı biliyorum. 108 ile 112 arası da buradaki ödevimiz olacak arkadaşlar. Neler var? Hep birlikte şöyle tekrardan bir göz atalım kaynağımıza. Arkadaşlar sol taraf her sayfa için bize konu anlatımı verecek ve sonrasında da bir sayfa dolusu soru çözümü bizi bekliyor olacak. Bu şekilde aslında her bir sayfayı çevirdiğimizde çok önemli bir bölümü tamamlamış olacağız. Ee, ve tabii ki orada bitmeyecek. Bölümü tamamladığımız anda da arkadaşlar bizim için tarama testleri bekliyor olacak. Ee, ...ünitenin sonunda da ayrıca ünite testlerini hep birlikte çözüyor olacağız tabii ki... ...ve sonradan da ödevimizin devamı olarak Dinamo Kimya kitabı karşımıza çıkacak arkadaşlar... ...burada Tesla 4 ve 7 arası bizim için ödev olacak... ...bu kitabımızda peki neler var karşımıza çıkacak... Arkadaşlar her sayfada bir tane çözümlü örnek sonrasında da bizim çözmemizi bekleyen dört tane soru olacak. Bu çözümlü örnekler sayesinde her bir sayfa çevirişimizde yine bir konuyla ilgili önemli bilgiler edinmiş olacağız. Ve bölümü tamamladığımız zaman yine tarama testleri burada bizi bekliyor olacak. Her iki kitabımız içinde çözemediğimiz herhangi bir soru olursa kafamızı karıştıran herhangi bir nokta olursa kare kodlar sayesinde video çözümüne gidebilir ve eksiklerimizi rahatlıkla giderebiliriz. O zaman haydi başlayalım artık bir adam bahsederek başlayacak olursak arkadaşlar şöyle bir e, geçmişte neler yapmıştık. Bir önceki dersimizde neler vardı? Onları bir hatırlayalım. Türler arası etkileşimleri sınıflandırmıştık ve demiştik ki etkileşimler güçlü ve zayıf etkileşimler olmak üzere ikiye ayrılır. Güçlü etkileşimler kimyasal bağlardır ve zayıf etkileşimlerde fiziksel çekimlerdir demiştik arkadaşlar. Güçlü etkileşimlerin altında da iyonik, kovalent ve metalik bağ olmak üzere 3 alt başlık açmıştık. Şimdi biz iyonik bağdan bahsederek başlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz kovalent ve metalik bağ tanımlayarak geçecek. Sonrasında da zayıf etkileşimleri yani moleküller arası etkileşim türlerini değerlendirmeye alacağız. Şimdi arkadaşlar Lewis sembollerinden ya da Lewis formüllerinden bahsedecek olursak burada noktalar koyacağız tamam mı? Ve bu noktalar sayesinde aslında atomların kaç tane bağ yaptığını nasıl bağ oluşturabildiklerini tanımlamış olacağız anlamlandırmış olacağız. Şimdi arkadaşlar mesela katman elektron elektronizmini artık hepimiz biliyoruz zaten. Nasıl yapıyorduk mesela hidrojenin bir tanecik protonu dolayısıyla bir tane elektronu var. Tek bir katmanda bir elektron olduğunu biliyoruz. Bak lityum için nasıl bu? 2'ye 1 şeklindeydi. Hani hatırlayalım 2, 8, 8, 2'ye kadar nereye gelirse oraya kadar elektronları yerleştiriyorduk. 4 tane elektron varsa 2'ye 2 şeklinde. Bor için 2'ye 3, karbon için 2'ye 4 olması gerekiyor. Azot için 2'ye 5, oksijen için 2'ye 6, flor için 2'ye 7, neon için 2'ye 8 şeklinde olacak. Mesela 11 sodyum için nasıldı? 2, 8, 1'di orayı hatırlayalım. Hep yeni bir katman işinin içerisine giriyordu. Helyum burada çok önemli bir istisna duruma sahip. O yüzden onu en sona saklıyoruz. İki tanecik elektronu var. O zaman tek katmanda iki elektron yer alması bekleyeceğiz. Değerlik elektronlarına gelecek olursak dedik ki son katmandaki elektron sayısı bize değerlik elektronlarını verir. Değerlik elektronları zaten aslında bileşiğin yapısına katılırken e, işlem gören elektronlar oluyordu. Şu ilk katman elektronları ya da son katmanın öncesinde kaç tane katman varsa artık bu elektronların bağ yapımında hiçbir işlevi yoktu arkadaşlar. Dolayısıyla hidrojenin değerlik elektron sayısı bir. Lityumun ki de bir. Berilyumun iki. Borun üç. Karbonun dört. Azotun beş. Oksijenin altı. Florun yedi. Neonun sekiz. Ve helyumun iki tane değerlik elektronu var. Tamam mı? Bu bizi nereye götürüyor peki? Lewis sembolüne götürüyor. Lewis sembolünü yaparken şunu belirliyoruz arkadaşlar. Değerli elektron sayısı kaç tane ise biz elementin sembolünü alıp onun yanına o kadar nokta koyuyoruz. Ama bu noktaları koyarken şöyle bir kuralımız var. Mesela hidrojeni aldık ya. Dört köşesini düşünün arkadaşlar hangi köşesine koyduğunuz önemli değil ama bir tane nokta koyacaksınız. Bu bir nokta değerlik elektronunu simgeleyecek bizim için. Mesela lityum için de aynı şeyi yapacağız. Lityumun sembolünü aldık ya. Bak yanına istersek şuraya da koyabiliriz. Bir tane nokta koyacağız. Berilyumdan mı bahsediyoruz? Aldık sembolünü. Bu defa iki tane nokta koymamız gerekiyor. Bak noktaları şöyle koyuyoruz. Dört köşesi var. Hangi köşesinden başlayacağımıza biz karar verebiliriz. Mesela buradan başladım diyelim. Sırayla noktaları yerleştirerek dört köşesine devam edeceğim. Yani ikinci noktasını buraya koyacağız. Ya da bordan bahsediyorsak diyelim ki buradan başlamak istedik. Sonra buraya sonra buraya üç tane nokta koyacağız. Çünkü değerlik elektron sayımız üç. Karbona gelecek olursak buradan mı başladık? Bak bir, iki, üç, dört tane noktayı yerleştireceğiz. Dört köşesinde birer tane nokta olacak arkadaşlar. Azottan bahsedecek olursak. Beş tane ya bak buraya dikkat edeceğiz. Dört köşesine zaten birer tane koymuş oluyoruz değil mi bunları yerleştirdiğimiz zaman? Beşinci elektron başladığımız yere ikinci bir noktayı daha koymamıza sebep oluyor. Yani önce dört köşesine birer tane koyuyoruz. Dördün üzerinde ise çiftleyerek devam ediyoruz biz bunları. Oksijenden bahsediyorsak mesela buradan başladık ya bir, iki, üç, dört... Sonrasında 5 ve 6 şeklinde ilk başladığımız elektronları çiftleyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Flor 7 tane koyacağız. Buradan başladık diyelim ki. 4. noktayı koyduk. 5. nokta, 6. nokta ve 7. noktayı koyduk. Bir tane yalnız elektron kaldı sadece. Ne ondan bahsedecek olursak, arkadaşlar 8 tane elektronu var. Demek ki dört köşesine ikişer tane elektron yani ikişer tane nokta koymamız yeterli olacak. Helyum'u biraz daha sonraya saklıyoruz şimdi da. Şimdi bu noktalar ne işe yarıyor peki arkadaşlar? Bu noktalar bize o atomun bağ kapasitesini söylüyor. Yani bileşik yapısına girerken kaç tane bağ yapabilir? Bunu da şöyle belirleyeceğiz. Buradaki Lewis sembolünün içerisinde yalnız kalan nokta sayısı bize onun bağ kapasitesini verir. Yani hidrojen bir tane yalnız noktası var ya bunun bağ kapasitesi birmiş demek ki. Lityum bir tane var onun da bağ kapasitesi birmiş. Berilyumun bağ kapasitesi ikiymiş. Borun bağ kapasitesi 3'müş. Yani 3 tane bağ yapabiliyor. Karbon dört tane bağ yapabiliyormuş. Karbonun hani daha önceden bahsetmiştik ya organik bileşikler, karbon temelli bileşiklerdir. İşte karbonun bağ sayısı çok fazla olduğu için aslında böyle bir özelliğe sahip. Azota gelecek olursak bak değerlik elektron sayısı artıyor ama bu bağ kapasitesinin de artması demek değil. Bağ kapasitesi azot için 3. Neden? Çünkü yalnız elektron sayısı 3. Çiftlenmiş elektronlar artık bağ yapısına girmezler. Tamam mı? Oksijene geldik. Yalnız elektron sayısı 2 demek ki bağ kapasitesi 2. Flor 1 ve neonun hiç yalnız elektronu yok. O yüzden bağ kapasitesi 0. Ki neonun bir soy gaz olduğunu biliyoruz ve soy gazlar bağ yapmazlar diyorduk. Öyle değil mi? İşte bağ yapmamasının sebebi bu şekilde <laughs> bütün elektronlarının çiftlenmiş olması. Şimdi bu bizi helyuma götürüyor. Helyum'a da tersten gelelim birazcık arkadaşlar. Helyum da bir soy gaz. Dolayısıyla bağ kapasitesinin sıfır olması gerekiyor. Ama değerlik elektron sayısı 2 ikiydi. Bak değerlik elektron sayısı iki diye biz onu berilyum gibi ayrık noktalarla yazarsak iki tane bağ yapmasını bekleriz. Oysa ki bağ yapmayacağına göre diyeceğiz ki helyum diğerlerinden biraz daha farklı olarak bu iki elektronu yan yana yazmamız gerekiyor ki bağ yapamadığını belirtmiş olalım ve bağ kapasitesi onun da sıfır olsun. Bak bu bağ kapasitelerini bilmek bize ne gibi bir avantaj sağlıyor. Mesela hemen basitinden şunu söyleyelim. Florla hidrojen arasında oluşan bileşik HF bileşiği değil mi? Bire bir oluşuyorlar. Çünkü ikisinin bağ kapasitesi de bir. Hidrojenle oksijen arasında hepimiz biliyoruz H2O şeklinde su molekülü oluşuyor. Çünkü oksijenin bağ kapasitesi ikiyken iken hidrojenin bağ kapasitesi bir. O yüzden her bir oksijene karşılık iki tane hidrojen geliyor. Buradan kaynaklanıyor aslında H2O olmasının sebebi. Ya da azotla hidrojen arasında amonyak yani NH3 bileşiği oluşuyor öyle değil mi? İşte her bir azota karşılık 3 tane hidrojenin gelmesinin sebebi aslında bu bağ kapasitesinden kaynaklanıyor. Ya da CH4 olmasının sebebi yine bağ kapasiteleriyle alakalı. Veya karbon oksijen arasındaki bileşiğin formülünün CO2 olduğunu hepimiz biliyoruz. Neden CO2? Çünkü bu 4 bağ yaparken bu 2 bağ yapıyor. Demek ki her bir karbona karşılık 2 tane oksijen gelmesi gerekiyormuş. Yani sadece şu Lewis sembollerini biliyorsak bile biz kolaylıkla aralarında oluşacak bileşiğin formülünü tahmin edebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla tabii ki bu sadece ikinci periyot elementleri için geçerli değil. Mesela klordan bahsediyorsak 17 atom numarası var. 2, 8, 7 deriz. Değerlik elektron sayısı 7 olduğu için tıpkı klora benzer bir görüntü alır. Ya da işte magnezyumdan bahsediyorsak atom numarası 12, 2, 8, 2 olacak. Değerlik elektron sayısı 2 olduğu için tıpkı berilyuma benzer bir hareket yapmasını bekleyeceğiz magnezyumunda. Dolayısıyla sadece Elektron dizilimini biliyorsak ve buradan değerlik elektron sayısını çıkarıyorsak, Lewis sembolünü ve oluşturabileceği bağ kapasitesini de belirlemiş olacağız. Bu da bizi dublet ve oktet kurallarına götürüyor arkadaşlar. Şimdi elementler neden bileşik oluşturur? Atomlar neden bağ yapısına katılır? Bunun sebebi işte bu dublet veya oktet kurallarından birine uygun hale gelmek, tamam mı? Aslında bunun özeti şudur, özeti şudur arkadaşlar. Bütün elementler bir soy gaza benzemek ister ve bu soy gaza benzeme çabası içerisindeyken bu kurala uygun hale gelirler. Soy gaza benzer dedik ya şimdi helyum ve diğer soy gazların davranışı birazcık farklı. Çünkü helyum için dedik ki sadece bir tane katmanı var ve orada iki elektron var. Ama diğer soy gazları düşündüğümüz zaman mesela ne 8 Argon 2,8,8. Bütün soy gazların, helyum dışındaki bütün soy gazların son katmanında 8 elektron vardır. Dolayısıyla değerlik elektron sayısı 8'dir. Bu yüzden zaten bağ kapasiteli sıfırdır onların. E, etraflarındaki bütün elektronlar çiftlenmiş olduğu için. İşte eğer bir atom dublet kuralına uygun hale geliyorsa yani helyuma benziyorsa daha doğrusu dublet kuralına tamamlamıştır kendisini. Eğer diğer soy gazlardan herhangi birine tamamlamışsa yani son katmanını 8'e tamamlamışsa o zaman da oktete uygun davranışa geçmiştir diyeceğiz. Mesela hemen bahsedelim arkadaşlar. Hidrojen kime benzemek ister? Hani bir soy gaza benzemek ister dedik ya. Hidrojen tabii ki helyuma benzeyecek. Çünkü normalde hidrojenin tek bir katmanı var. Orada da bir tane elektron var. Ne yapacaktır? Dışarıdan bir tane elektron alacaktır ve tıpkı helyuma benzeyecektir. E dışarıdan bir elektron alacağı için eksi bir yüklü hale gelecek. Öyle değil mi? Bu eksi bir yüklü hale geldiği zaman da etrafında iki tane nokta olacak. Tıpkı helyuma benzemiş olacak. Lityum arkadaşlar lityum bir tane elektronu fazladan vardı. Şu elektrondan kurtulduğu zaman yani artı bir yüklü olduğu zaman helyuma benzeyecek. Berilyum son katmanında fazladan iki elektron var. O iki elektrondan kurtulduğu zaman yani artı iki yüklü olduğu zaman Tıpkı helyuma benzeyecek ya da bordan bahsediyorsak borunda artı 3 yüklü hali bu elektronlardan kurtulup helyuma benzediği için dubleti uygun duruma geçecek arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceğiz sadece hidrojen e, dışarıdan bir elektron aldığı için aldığı bu elektronları da yanına yazarak şöyle hatta köşeli parantez içerisine alarak bunun e, dubleti uygun hale geldiğini belirteceğiz. Diğer soygazlara benzeyenlere gelecek olursak mesela flor bak ikiye yedi ya. Arkadaşlar bu kime benzemek ister? Kendisine en yakın soy gaz hangisidir? Şu son katmanına bir tane elektron aldığı zaman e, 2-8 şeklinde olacaktır. Dolayısıyla da flor e, aldığı bu elektron sayesinde eksi bir yüklü hale gelip son katmanını tamamlayacaktır. Ve dolayısıyla da bir elektron aldığı için eksi bir yüklü olarak göstereceğiz. Bak flor'u normalde nasıl gösteriyoruz? Flor'un şöyle son katmanında 7 elektron var. Dolayısıyla 7 nokta var. Bu dışarıdan bir elektron aldığı için o elektronu da yerine yazıp ...yükünü belirteceğiz. Mesela oksijenden bahsediyorsak arkadaşlar... ...altı tane elektron var. Bunun için en kolayı nedir? Dışarıdan iki elektron almak. Bak oksijenin nasıldı normalde elektronların gösterimi ya da Lewis sembolü? Şöyle iki tane yalnız elektron olacak şekilde altı tane elektron yerleştiriyorduk. İşte oksijen iki tane elektronu daha dışarıdan aldığı zaman... ...artık oktetini tamamlamış olacak yani... Son katmanda 8 elektron olacak ve bunu 2 elektron alarak gerçekleştirdiği için eksi 2 yüklü olacak ve oktetine uygun hale gelecek. Ama sodyumdan bahsediyorsan bak sodyum normalde nasıldı Lewis sembolü şurada bir tane noktası vardı sadece ee, en son katmandaki 1 elektron. Oktete benzemek istiyorsa bu elektrondan kurtulmak zorunda. Öbür türlü dışarıdan 7 elektron alması çok daha zor. Dolayısıyla sodyum ne yapacak? artı bir yüklü hale gelecek. Şu noktadan da kurtulduğu için artık herhangi bir şekilde nokta yazmaya gerek yok. Artı bir yüklü hali bunun oktete uygun davranıştır. Ya da alüminyum. Alüminyum için nasıl yazacağız arkadaşlar? Değerlik elektron sayısı 3. O yüzden 3 tane nokta koyduk. Şimdi bunun için dışarıdan 5 elektron alması mı daha kolaydır? Yoksa 3 elektronunu vermesi mi daha kolaydır? Bir metal de olduğu için tabii ki 3 elektronu vermeyi tercih edecek. O zaman alüminyum artı 3 yüklü hale geldiği zaman oktet kuralına uygun davranışlıdır diyeceğiz. Veya argona benzeyen elementlerden bahsedecek olursak ve fosfor 2, 8, 5. Ne yapmayı tercih eder? Tabii ki son katmanına 3 elektron aldığı zaman oktete uygun hale gelecek. Öbür türlü şu 5 elektronu vermesi gerekecek. O çok daha zor. Dolayısıyla arkadaşlar diyeceğiz ki fosforun normalde Lewis sembolü nasıldı? Şöyle beş tane elektronu yerleştiriyorduk. Şimdi yapması gereken şu üçünü çiftlemek dolayısıyla dışarıdan üç elektron alacak. Dışarıdan üç elektron aldığı için oktetine uygun bir davranışa geçecek. Yani noktaları yerine yazacağız ve üç elektron aldığı için de eksi üç yüklü halini göstereceğiz. İşte bu oktete uygun durumudur diyeceğiz. Ya da klor normalde nasıl elektron? on dizilimi ya da Lewis sembolü. Şöyle 7 tane elektronu yazdık sadece bir tane yalnız elektronu var. Demek ki burayı tamamlamak için dışarıdan bir elektron alacak. Ya da şu yediği 8'e tamamlamak için bir tane elektron alacak. O elektronu aldığı zaman artık oktete uygun davranışa geçmiş olacak. Ve yükü eksi bir olacak sadece bir tane elektron aldığı için. Potasyuma gelecek olursak arkadaşlar potasyumu sadece bir tane noktası vardı. O noktadan kurtulması yeterli olacak. Dolayısıyla artı bir yüklü olacak. Ya da kalsiyum Şöyle iki tane noktası vardı. Bu iki elektrondan kurtulacağı için artı iki yüklü hali iki sekiz sekiz olacak. Yani argona benzeyecek ve oktet kuralına uygun davranışa geçmiş olacak. Ve bütün atomlar için bileşik oluştururken yapmasını beklediğimiz şey ya dublet ya da oktet kuralına uygun hale geçmesi olacak. İyonik bağ şöyle bir tanımlamaya girecek olursak arkadaşlar iyonik bağ demek Elektron alışverişi sonucunda katyon ve anyonları oluşturan ve bunlar arasında oluşan çekim sayesinde meydana gelen bileşiklerdir ya da bağlardır diyebiliriz, tamam? Yani metalik bağ, daha pardon, iyonik bağ. Ee, en temel tanımı nedir? Zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetidir. Peki bu zıt yüklü iyonlar nasıl oluşur? Arkadaşlar bir metal olur, bir ametal olur. Yani iyonik bağ deyince metal ve ametal arasında oluştuğunu bileceğiz tamam mı? Çünkü metaller elektron vermek isterler, ametaller de elektron almak isterler. Metaller elektron verdikleri için bir katyona dönüşürler. Yani artı yüklü iyonlar oluştururlar. E, ametaller de elektronu aldıkları için anyona dönüşürler. Yani negatif yüklü iyonlar oluştururlar. İşte artı ve eksi yüklü iyonların birbirine yaptığı çekime biz iyonik bağ adını veririz arkadaşlar. Şimdi mesela lityum ve floru değerlendirecek olursak bunlar arasında oluşacak bileşiği ve bunların oluşturduğu Lewis formülünü bulacak olursak. Şimdi lityum normalde nasıl bir sembole sahip arkadaşlar? Yanında bir tanecik nokta var çünkü ikiye bir bunun elektron dizilimleri. Florda da Son katmanda 7 elektron var dolayısıyla 7 tane nokta koyduk. Şimdi bunların oktetine ya da dubletine uygun hale gelmesini nasıl sağlarız? Lityum bu bir tane fazladan elektronunu flora verir. Lityum dublet uygun hale gelir ve sadece bir elektron verdiği için artı bir yüklü hale gelir. Flor da dışarıdan bir elektron alarak oktetini tamamlar ve 8 elektronunu tamamladığı için artık Aldığı bir elektron sayesinde eksi bir yüklü hale gelir. İşte bu artı bir yüklü lityum ve eksi bir yüklü flor arasındaki çekim kuvvetine de biz iyonik bağı adını veririz. Lewis formülünü de bu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bize bileşiğin formülünü sorarsa diyeceğiz ki e bir tane lityumla bir tane flor birleşerek bu bileşiği oluşturduğu için bileşiğin formülü lif şeklinde olacak. Birkaç tane farklı atom üzerinde de değerlendirme yapalım. Mesela berilyumla oksijen arasında oluşacak. Bileşin yapısını değerlendirelim. Şimdi berilyum 4 olduğuna göre arkadaşlar nasıl olacak elektron dizilimi? 2e, 2. Demek ki son katmanda 2 elektron var. Lewis sembolü bu şekilde. Şimdi oksijen için elektron dizilimi 2e, 6 şeklinde. O zaman oksijende şöyle 6 tane noktayı koyacağız. İkisi çift, ikisi tek, değil mi? Şimdi burada diyeceğiz ki arkadaşlar. E, berilyum iki elektron vermek ister ki dublet uygun hale gelsin. Oksijen iki elektronu almak ister ki oktete uygun hale gelebilsin. Bunu nasıl sağlayacağız o zaman? Berülüm iki elektronunu da verdiği için artı iki yüklü hale geldi diyeceğiz. Oksijen de dışarıdan iki elektron alarak şöyle oktetine uygun hale gelmiş oldu. Altı tane elektronu vardı. Bu iki elektron şöyle oksijene gittiği için arkadaşlar ne oldu? Oksijeni tamamladı. Kapattık parantezimizi. 2 elektron aldığı için eksi 2 yüklüdür dedik. Bu bizim bileşimizin Lewis yapısı oldu arkadaşlar. Bileşik formülünü sorsaydı bak bir tane berilyuma bir tane oksijen geldi. Demek ki BEO şeklinde olacaktı bu bileşiğin formülü. Mesela sodyumla kükürt olsaydı hemen yapalım. 2, 8, 1 elektron dizilimi değil mi? Bak sodyum için doğrudan biz Lewis sembolünü yazabiliriz. Demek ki yanında sadece bir tane nokta olacak. Kükürt için 2, 8 6 olması gerektiğini görüyoruz. Demek ki bunun Lewis sembolü nasılmış? Şöyle 6 tane elektronumuz varmış. İkisi çift hale gelmiş, 2 tane yalnız elektronumuz var. Şimdi dolayısıyla sodyumun bağ kapasitesi 1, kükürdün bağ kapasitesi 2. Bunu öğrenmiş olduk zaten. Sodyum bir tane elektron vermek istiyor. Kükürt 2 elektron almak istiyor. Bak böyle bir durumda ne yapacağız? Kükürt 2 almak istiyorsa demek ki sodyumdan bir tane gelmesi bizim için yeterli değil. İkinci bir sodyuma daha ihtiyacımız var. Böylece bu sodyum bu kükürdü verdi elektronunu. Diğer sodyum da elektronunu kükürde verdi yine aynı şekilde. Dolayısıyla ne oldu? Sodyumlar artı bir yüklü hale geldi ama iki tane sodyum var elimizde. Bir tane kükürt var ve kükürt aldığı bu elektronlar sayesinde oktetine tamamladı. Kapattık parantezimizi. Yükü nedir peki? Toplamda dışarıdan iki elektron aldığı için eksi 2 yüklü hale gelmiş oldu arkadaşlar. E buradan da yüklerini de belirledik ve hani kontrol etmek için de şunu yapabiliriz. Toplam yük hep sıfır olmak zorunda. Artı iki, burada da eksi 2 var sıfırı tamamladık bu şekilde e doğru yaptığımızı da anlamış olduk. Mesela bileşim formülü nedir deseydi e iki tane sodyumla bir tane kükürt geldiğine göre na 2 s şeklinde bu bileşim formülünü yazabilecektik. Mesela magnezyumla azot arasında olsaydı. Arkadaşlar diyeceğiz ki şimdi magnezyum 2, 8, 2 şeklinde elektronları diziliyor. Yani magnezyumun iki tane yalnız elektronu var. Demek ki bağ kapasitesi 2. Azot için 2'ye 5 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla değerlik elektronlarını yerine yazdığımız zaman şöyle yerleştirelim. Bağ kapasitesinin 3 olduğunu görüyoruz. Bu ne demek arkadaşlar? Magnezyumlardan her biri 2 elektron verecek. Azotlardan da her biri 3 elektron alacak. Şimdi alınan ve verilen elektronların birbirine eşit olması lazım. Daha önceden yaptıklarımız gibi değil mi? O zaman burada da bunu sağlamak istiyorsak 3 tane magnezyum iki tane azot gelecek ki toplamda alınan verilen elektron sayısı 6 olsun. Yani bir ekok hesabı yapmamız gerekecek burada. Dolayısıyla da arkadaşlar ne diyeceğiz 3 tane magnezyumumuz olacak ve bu 3 magnezyumun her biri 2 elektrondan kurtulduğu için artı 2 yüklü olacak. Buna karşılık iki tane azot gelecek ve bu azotlardan her biri 3 elektron alacağı için oktetini tamamlamış olacak yani bütün noktaları yerleştirmiş olacağız ve her biri dışarıdan 3 elektron alarak bu hale geldiği için de yükü eksi 3 olacak. Bu da bizim Lewis formülümüz olacak arkadaşlar. Bileşiğin formülünü sorsaydı demek ki Mg3 N2 şeklinde yazmamız gerekecekti bu bileşiğin formülünü. Gelelim şimdi iyonik bileşiklerin örgü yapısından bahsetmeye. Arkadaşlar bütün fiziksel kimyasal özellikler bu örgü yapısından kaynaklanıyor dedik arkadaşlar. Şimdi buradaki yapımızın sebebi hani bahsettiğimiz olay şu olacak. Mesela sodyum klorürden bahsediyorsak normalde Bizim bildiğimiz nedir? Na+ ile Cl- iyonları var ve bunlar arasında bir çekim oluşuyor. İşte buna iyonik bağ adını veriyoruz. Ama bu ortamda oluşacak başka klor ve sodyum iyonlarının arasında da iyonik bağ oluşurken bu sodyumla bu klor ya da bu sodyumla bu klor arasında da aynı şekilde iyonik bağ oluşması gerektiğini gösteriyor. Ya da şurada oluşan başka sodyum ve klor iyonları arasında oluşan iyonik bağ e, diğer atomlarla da ya da iyonlarla da aynı şekilde iyonik bağ yani çekimler oluşturmasını sağlayacak. Yani bizim ortama yazacağımız bütün sodyum ve klor iyonları arasında bu şekilde iyonik bağlar oluşacak. İşte örgü yapısı dediğimiz şey aslında bu. Hatta üç boyutlu düşünürsek bu sodyumu mesela altında veya üstünde de klorlar var ve onlarla da iyonik bağ oluşturuyor. Yani her bir sodyum etrafındaki altı klorla her bir klor da etrafındaki altı sodyumla iyonik bağ oluşturuyor. Bak şu şekilde de gördüğümüz üzere. Yeşillerin klor e, morların e, sodyum olduğunu düşünelim. Bak her bir klorun etrafındaki altı sodyumla her bir sodyumun da etrafındaki altı klorla iyonik bağ var. İşte bu bize bir örgü yapısı oluşturuyor. Buna da kristal örgü yapısı adını veriyoruz. Tamam mı? Bütün iyonik bileşiklerin bu örgü yapısı var. Ve bütün iyonik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal bütün özellikleri aslında bu örgü yapısından kaynaklanıyor. Çünkü bu örgü yapısı yani bütün atomların birbirine sıkı sıkıya tutulmuş olması ...erime ve kaynama noktalarının çok yüksek olmasına sebep oluyor. Koparmak zor çünkü. Bunların sert ve kırılgan olmasını sağlıyor arkadaşlar. Tel ve lav haline getirmemiz ya da işletmemiz mümkün olmuyor tuzları bu açıdan dolayı. Katı halde elektriği iletemiyorlar arkadaşlar. Çünkü bak elektrik iletkenliği için hareket edebilen yüklü tanecikler lazım tamam mı? Unik bileşiklerin yapısında yüklü tanecikler var. Ama katı haldeyken bunlar hareketli değil. Dolayısıyla da elektrik iletme şansları olmuyor ama... Biz bunu suda çözdüğümüz zaman ya da sıvı hale getirdiğimiz zaman artık bu kristal örgü yapısı dağıldığı için ve yüklü tanecikler hareket edebilir hale geldikleri için o zaman işte elektriği iletmeye başlayabiliyorlar. Mesela deniz suyu elektriği iletebilir çünkü yapısında bulunan çözülmüş tuzdan kaynaklanıyor ama o tuzu katı hale getirirsek yani sudan arındırırsak bunun elektrik iletkenliğini elinden almış olacağız ve bütün bu özelliklerin sebebi kristal örgü yapısıdır diyeceğiz. Şimdi geçelim arkadaşlar iyonik bileşiklerin e, ve iyonların daha öncesinde tabii ki sistematik adlandırması. Küçük bir ezberimiz var burada. En sevdiğiniz kısım burası zaten biliyoruz. Şimdi yükleriyle ve isimleriyle ezberlememiz gerekecek arkadaşlar. Diyeceğiz ki bir A grubu metallerinden bahsediyorsak bunlar her zaman için artı bir yüklü olurlar. Ve metalin ismi neyse e, iyonun ismi de olur. Yani hidrojen, hidrojen, lityum, lityum, sodyum, sodyum, potasyum, potasyum şeklinde isimlendirilecek. Gümüş ve çinkoyu... E bunları ezberlemeniz çok önemli arkadaşlar. Normalde hani demiştik ki daha önceden geçiş metalleri yani B grubu metallerinin yükseltgenme basamakları yani şuraya yazdığımız yükler değişken olabiliyor. Bak 1A grubu için dedi ki hep artı bir ama geçiş metalleri değişken olabiliyor. Bu ikisinin özelliği geçiş metali olmalarına rağmen sabit. Gümüş her zaman için artı bir o yüzden gümüş olarak adlandıracağız. Ya da çinko her zaman artı iki olduğu için çinko şeklinde yani metalin ismiyle doğrudan adlandıracağız. Ve bu bir kök iyonumuz var. Ezbere bilmemiz gereken NH4 her zaman artı bir yüklüdür ve amonyum olarak isimlendirilir. Bak burayı ezberlememiz çok önemli. Artı iki yüklü 2A iki grubu metalleri berilyum, magnezyum, kalsiyum, baryum bunların artı iki yüklü olduğunu ve e, is, metal ismiyle isimlendirildiğini bilmemiz, ezberlememiz önemli arkadaşlar. Artı üç yüklü olan 3A grubu metali yani alüminyumu ezberi bilmemiz yine çok önemli olacak. Gelelim anyonları, anyonları ametaller oluşturur dedik. Arkadaşlar bu defa hani metallerde iyonun ismi doğrudan metalin ismiydi ama anyonlarda arkadaşlar ametalin ismi doğrudan iyon, anyonun ismi olmuyor. Sonuna bazı ekler getirmemiz gerekiyor. Mesela 7 A grubu ametalleri flor, klor, brom ve iyot. Arkadaşlar bunlar sonuna ür eki alırlar ve florür, klorür, bromür ve iyodür olarak adlandırılırlar. Ve gördüğümüz üzere hepsi eksi bir yüklü olur. Bunun dışında kök iyonlarımız var. OH hidroksit, CN, siyanür, NO3, nitrat ve co 3 co asetat olarak adlandırılır. Bunları birazcık ezberlememiz gerekiyor yükleriyle birlikte. 6A grubu A metalleri arkadaşlar yani oksijen ve kükürt eksi 2 yüklüdür her zaman. Çünkü dışarıdan iki elektron olarak bileşik oluştururlar. Bak oksijen, oksit, kükürt ise sülfür olarak adlandırılır. Burayı unutmuyoruz. CO3 ve SO4 kök iyonlarımız arkadaşlar eksi 2 yüklü ezberliyoruz. CO3 karbonat ve SO4 sülfat olarak adlandırılacak. 5A grubu A metalleri yani azot ve fosfor dışarıdan 3 elektron aldıkları için eksi 3 yüklü olurlar. Nitrür ve fosfür olarak adlandırılırlar ve kök olarak eksi 3 yüklü ezberlememiz gereken fosfat var. PO4 her zaman eksi 3 yüklüdür ve fosfat olarak adlandırılır. Şimdi bunları ezberledik ya ne işimize yarayacak bunlar bileşikleri isimlendirirken ve bileşiklerin formülünü belirlerken arkadaşlar bunlar çok önemli yer tutacaklar bizim için. Ne yapıyoruz? Bir bileşiğin formülünü yazarken unutmuyoruz. Her zaman için katyon önce yazılır. Yani pozitif yüklü iyon hangisi ise o önce yazılır. Sonra anyon yani negatif yüklü iyon yazılır. <laughs> Burada bileşik formülünü belirlerken dedi ki toplam yükün sıfır olmasını sağlamamız gerekiyor. O yüzden de Kat sayıları ona göre belirlememiz gerekiyor. Mesela lityumla flor arasındaki bileşiklikten bahsediyorsak bak artı biri, eksi bir eksi 1 dolayısıyla lif şeklinde yazdığım zaman zaten toplam sıfır olur. Ya da artı 2 eksi 2 mgo şeklinde yazdığımız zaman zaten doğrudan sıfır olacak. Ama bak 1 artı 3 1 eksi 2 burada toplam sıfırı sağlamak için bizim iki tane alüminyum üç tane kükürdü ihtiyacımız var. O zaman al2 s3 yazacağız ki bunların toplamı sıfır olabilsin. Şöyle de düşünebiliriz. ...anyonun üstündeki sayıyı katyonun altına, katyonun üstündeki sayıyı anyonun altına yazmamız gerekecek. Tabii ki yükün artı ya da eksisine bakmaksızın bunu yazdığımız anda... ...çaprazlama şeklinde biz bileşim formülüne ulaşabiliriz. Ve tabii ki sayılar en sade haliyle olmalı. Yani şunu MG2O2 şeklinde yazmıyoruz. En sade hali neyse onu yazıyoruz. Eğer bileşim yapısında bir kök varsa... E, ...SO4, NO ya da PO4 gibi... ...bu defa yapacağımız şey... ...NO3 diyelim, şurayı yanlış yazmışız arkadaşlar... E, ...bu defa yapacağımız şey... ...kökü parantez içerisine alarak belirtmek olacak. Yani C artı 2, NO3 eksi var. Burada ne olması gerekiyor? Artı 2'ye eksi 1 olduğuna göre... ...eksi 1 yüklü olandan 2 tane olması gerekiyor değil mi? O zaman diyeceğiz ki... ...kalsiyumu aynen alalım... ...NO3'ü parantez içerisine yazıp da altına 2 yazalım... ...çünkü kök birbirinden ayrılmaz... ...bir bütün olarak kalmak zorunda. Ya da burada... Artı 2'ye eksi 2 toplam yükü sıfır olması için zaten birer tane gelmesi yeterli. ZNSO4 yazmamız yeterli olacak. Ya da AGPO4 eksi 3. Bak gümüşten artı 1 PO4'ün yükü yani fosfatın yükü eksi 3. Demek ki gümüşten 3 tane gelecek ki toplam yükü sıfır olabilsin. Bu şekilde bileşiğimizin formülünü ortaya çıkarabiliriz. Eğer kökten birden fazla almamız gerekiyorsa parantez içerisinde yazmamız gerektiğini unutmuyoruz. Gelelim adlandırma kısmına arkadaşlar. Bileşiği karşımıza aldığımız zaman aslında bizim formülümüz çok basit. Anyon adı, katyon adı artı anyon adını yazdığın zaman sen de oradan aslında bileşiğin adını belirlemiş olacaksın. Dolayısıyla bir formül geldiği zaman karşına katyon anyonu birbirinden ayrı düşünüp isimlerini belirleyebiliyorsan bileşiğin ismi ortaya çıkmış oluyor. Mesela NaBr formülüne sahip bileşik geldi. Demek ki bu Na artı ve Br eksi iyonlarının birleşmesiyle oluşmuştur. Bu katyonun adı sodyumdu. Metalin adını doğrudan alıyorduk. Ve anyonun adını da sonuna ür ekini getirerek belirliyorduk. Demek ki sodyum bromür bu bileşiğin adıymış. Ya da burada Mg artı 2 S 2 bu katyonun adı magnezyumdu. Anyonun adı neydi peki? S 2 olduğu zaman sülfür şeklinde adlandırıyorduk. Demek ki bileşiğin adı magnezyum sülfürmüş. Ya da bunun adı alüminyumdu. SO4'ün adı da sülfattı. O zaman bileşiğin adı alüminyum sülfat olacak. Bak ne yaptık arkadaşlar? İyonik bileşiklerde buradaki sayılar umrumuzda bile olmadı. 2'ye 3 bu zaten alüminyum ve sülfat arasında oluşabilecek ye yani bileşik. Başka bir bileşik oluşma ihtimali yok. O yüzden bu bileşiğin adı direktmen katyon adı artı anyon adı yazmamız yeterli olacak. Mesela geldik buraya. Mg3 N2 arkadaşlar. Hangi katyon ve anyondan oluşmuştur? Bak Mg Mg artı 2'dir. N, N eksi 3'tür öyle değil mi? Katyonun adı arkadaşlar magnezyumdu. Anyonumuzun adı da nitrürdü. Dolayısıyla bileşiğin adı magnezyum nitrür olması gerekecek. Aynı şeyi burada yapalım. Katyonumuz Al artı 3 olması gerekiyordu. Alüminyum için başka ihtimalimiz yok. Anyonumuz neymiş arkadaşlar? OH eksi 1'miş. O yüzden zaten aslında altına 3 yazmışız. Öyle değil mi? Eksi 1 artı 3 olduğu için. O zaman bileşiğin adı nedir? Katyonumuzun adı alüminyum. Ve anyonumuzun adı hidroksit. Dolayısıyla da bileşiğin adı alüminyum hidroksit olacak. Li 2 S. arkadaşlar katyonumuz nedir? Lityum artıdır. Anyonumuz S eksi 2'dir. O yüzden zaten lityumun altında 2 var. 2 tane lityum gelecek ki toplam yük 0 olabilsin. Dolayısıyla bileşiğimizin adı nedir? Katyonun adı lityum. Anyonun adı da sülfür. O zaman bileşiğin adı lityum sülfürdür. CaCO3. Şimdi kalsiyum artı 2. CO3 ezbere biliyoruz zaten eksi 2 olmak zorundaydı. O yüzden zaten biri bir birleşmişler. Dolayısıyla katyonumuzun adı kalsiyum yazdık hemen. Anyonumuzun adı da karbonattı bunu ezberlemiştik. Dolayısıyla bileşiğin adı kalsiyum karbonat olması gerekecek. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ezber kısmı burada baya bir önemli olacak. Şimdi bazı metallerin de değerlikleri değişken olabiliyor. Ne dedik? Geçiş metalleri bu özelliğe sahip. Hangi iki hariç? Gümüş her zaman artı bir. Çinko her zaman artı iki bunun dışındaki geçiş metalleri arkadaşlar değerli değişken olacak. Hani kafamızda aklınızda tutmamız şöyle kolay olabilir. Sonu yumla biten metaller A grubu metalleridir. Dolayısıyla Roma rakamı onlarda kullanmayız. Ama çinko gümüş hariç eğer yum yoksa metalin isminin içerisinde biz Roma rakamına ihtiyaç duyarız. Tamam mı? Burada mesela bakır. Bakır artı bir ve artı iki gibi iki değerlik alabiliyor. Bu arkadaşlar hangi değerliğe sahipse onu e, Roma rakamıyla belirtmemiz gerekiyor. HG mesela artı bir artı 2 dolayısıyla civa bir ya da civa 2 demir. Artı 2 veya artı 3 olabiliyor. 2 veya 3 şeklinde Roma rakamıyla belirteceğiz. Kalay için ya da kurşun için bunlar geçerli. E, metalin adını yazdıktan sonra o bileşin yapısındaki yükü neyse bunu Roma rakamıyla belirtmemiz yeterli olur. Mesela CuCl formülüne sahipse arkadaşlar bu bileşin yapısında şimdi klor eksi bir yüklü olduğu için bakır artı bir yüklüymüş. Hemen katyonu anyonu belirledik. Demek ki bileşiği isimlendirirken şöyle isimlendireceğiz. Bakır bir klorür olması gerekecek. Çünkü ikinci bir ihtimalimiz var. C, ile 2 olsaydı formülümüz. Klor eksi bir yüklü olduğu için bakır demek ki artı 2'ymiş diyecektik. Şu iki oradan geldiği için. Demek ki bu bileşiğin yapısında bakır iki klorür ismine sahip olduğunu anlayacağız. Burada işimizi kolaylaştıracak ne var arkadaşlar? Bizim eğer anyonun yükünü ezbere biliyorsak ...katyonun yükünü belirlememiz çok kolay olacak. Mesela feno 3 2 demiş ya bak... ...anyonumuz ne arkadaşlar? NO3 ve eksi bir yüklü olduğunu ezbere biliyorum. Dolayısıyla katyonun yükünün... ...FE ve artı iki olması gerektiğini buradan anlıyorum. Çünkü şu iki demirin üstünden gelmiştir. Veya toplam yükün sıfır olmasını sağlamak istiyorsam... ...iki çarpı eksi birden eksi iki var. O zaman katyondan artı iki gelecek ki toplam sıfır olabilsin. İsimlendirirken ne diyeceğim o zaman? Katyonumun adı demirdi... Ama yükü 2 olduğu için bunu Roma rakımıyla belirteceğim. Ve anyonumuzun adı zaten nitrat şeklindeydi. Buna geldik arkadaşlar. Önce anyonu yazalım. Kükürt 6 A grubu elementi dolayısıyla her zaman eksi 2 yüklü olmak zorunda. Şimdi bu eksi 2 ise ve altında hiçbir sayı olmadığına göre demek ki katyonun yükü artı 2 olacak ki toplam yük 0 olabilsin. Bak civa neymiş artı 2 yüklüymüş. O zaman civa Roma rakamımız 2 ve anyonumuzun adı sülfür şeklinde tamamlayacağım. Geldik buraya arkadaşlar. Anyonumuz SO4. Ezberlemiştik bunun yükü eksi 2 zaten. Demek ki katyonumuz yani kalay yükü artı 4 olmalıymış ki toplam 0 olabilsin. Neden? SO4'ün altında 2 var değil mi? Eksi 2 iki çarpı 2'den eksi 4 var. Toplamın 0 olabilmesi için bunun artı 4 olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar katyonumuzun adı kalay. Ama Roma rakamıyla da 4 yazmamız gerekecek. Ve anyonumuzun adı da sülfattı zaten bunu az önce ezberlemiştik. Pb3, Po4, 4 demiş. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Po4'ü hemen yazıyoruz. Ve ezbere bildiğimiz üzere bunun yükü eksi 3'tü öyle değil mi? Şimdi fosfatın yükü eksi 3 ise toplamın 0 olabilmesini kurşunun artı 4 olması sağlayacaktır. <laughs> Çünkü dört tane fosfat var. Yani eksi 12 yük var. O zaman 3 çarpı artı 4 alacağız ki buradan da artı 12 gelsin. Toplam 0 olabilsin. Demek ki kurşun dörtmüş O zaman kurşun diyeceğiz. Roma rakamıyla yine 4 olduğunu belirteceğiz. Ve anyonumuzun adı zaten fosfattı. Bunu da yerine yazdığımız zaman bir eşi isimlendirmiş olacağız. Unutmuyoruz bu geçiş metalleri için yani değerli değişken olanlar için geçerli isimlendirme olacak. Hemen şöyle bir tane daha örnek yapalım o zaman. Ee, formül isim, formül isim şeklinde gideceğiz arkadaşlar. Şimdi mgi 2 ne yapıyoruz? Bak bir işin katyonu nedir, anyon nedir onu belirliyoruz. MG artı 2 ve I eksinin birleşmesinden ancak bu oluşabilir. Dolayısıyla ismi ne olacak? Katyonumuzun adı magnezyum. Anyonumuzun adı da iodür olduğuna göre demek ki bileşiğin adı magnezyum iodür. Veya cu 2 Bak bizim anyonumuz I eksi değil mi? Burada bakır demek ki bak aynı şekilde I2 olduğuna göre artı 2 olmak zorunda. Burada neye dikkat ediyoruz? Magnezyum sonunda yum vardı. Dolayısıyla Roma rakamı hiçbir zaman kullanmıyorum zaten. Ama bakır dediğim zaman bunun Roma rakamıyla yükünü belirtmek zorundaydım. Çünkü bakır artı bir olma ihtimali de olan bir metaldi. Dolayısıyla bakır 2 yine aynı şekilde anyonumun yerine yazdım. iyodür olması gerekiyor. Bak, kalsiyum fosfat. Şimdi burada tersten gidelim. Kalsiyum Ca artı 2 iyonuydu. Fosfat ise PO4 eksi 3 iyonuydu. Bunları zaten ezberlemiştik. O zaman 1 artı 2 biri eksi 3 olduğuna göre toplamın sıfır olmasını sağlayacağım. Nasıl sağlarız bunu? Kalsiyumdan 3 tane fosfattan da 2 tane aldığımız zaman bileşim formülü ortaya çıkacaktır. Ya da kalsiyum karbonat. Ca artı 2 olduğunu biliyoruz Kalsiyumun Karbonatın da CO3 eksi 2 olduğunu ezberden biliyoruz. Şimdi artı 2 eksi 2 birer tane geldiği zaman zaten toplam yük sıfır olacak. Demek ki CA CO3 buradaki bileşiğimizin formülü. Ya da buraya geldik. Demir ve siyanür var arkadaşlar. Biz neyi ezberden biliyoruz? Siyanürün eksi 1 yüklü olduğunu. Demir o zaman artı 3 yüklü olacak ki burada toplam sıfırı sağlayabilirim yine aynı şekilde. Çünkü siyanürün altında 3 yazıyor. O zaman bizim katyonumuzun adı demir ve bir geçiş metali olduğu için Roma rakamı kullanmak zorundaydım. Ve sonrasında da anyonumuzun adını yazmamız yeterli olacak. Demir 3 siyanür bileşiğimizin adıymış. Bak amonyum sülfat. Amonyumun NH4 olduğunu ve artı 1 yüklü olduğunu biliyoruz. Sülfat SO4 olduğunu ve eksi 2 yüklü olduğunu ezberledik biliyoruz. Dolayısıyla artı 1'e eksi 2 ise ne olması gerekiyor? NH4'ten 2 tane gelmesi gerekiyor. Ve demiştik ki eğer kökten bahsediyorsak bunu parantez içerisinde alıp altına kaç tane olduğunu yazacağız. Tabii ki birden farklı bir şeyse. NH4, 2 SO4 bizim bileşiğimizin formülüymüş. PBCO3. Bak CO3'ün eksi 2 yüklü olduğunu biliyoruz. Demek ki Burada sıfırı sağlamak için kurşunun artı 2 yüklü olması gerekiyormuş. birebir geldiğine göre. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kurşun bir geçiş metali olduğu için Roma rakamıyla bunun yükünü yazıyoruz. Ve tabii ki anyonumuzun adını yani karbonatı yerine yazıyoruz. Bak kalay 4 hidroksit. Kalayın formülü S neydi? 4'ü zaten bize söylemiş. Demek ki bu artı 4 yüklüymüş. Hidroksit ise OH'tı ve eksi 1 yüklüydü. Dolayısıyla burada toplamın sıfır olabilmesini nasıl sağlarız? SN'nin yanına o dört tane OH yazdığımız zaman bir işin formülünü ortaya çıkarmış oluruz. Neler öğrendik şimdi bakalım. Nevi sembolleriyle başladık arkadaşlar. Sonrasında iyonik bağın oluşumuna değindik. Elektron alışverişi üzerinden oluştuğunu söyledik. İyonik bileşiklerin kristal örgü yapısından bahsettik. Ve bu yapının bütün fiziksel kimyasal özellikleri etkilediğini söyledik. Ve en önemli ezberli kısmımız olan iyonik bileşiklerin adlandırmasını hep birlikte tamamladık. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada tekrar görüşmek üzere.